Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Sabırla beklediğiniz fırında karnabahar graten tarifimizi en nihayetinde paylaşıyorum. İnanılmaz lezzetli, harika bir ana yemek oldu. Hatta 5 çay masalarınızda, kahvaltılarda dahi bu tarifi yapabilirsiniz. Bir önceki kahvaltı masamızda paylaşmıştım. Safiye ablacığım yapmış bu tarifi. Sizden o kadar çok talep geldi ki ne olur Leyla'cığım şunun tam tarifini video çekip bize paylaşır mısın diye ben de hemen çektim ve sizlerin huzuruna şu an tarifi sunuyorum. Tarifimizin malzemelerini info kısmında verdim arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim. Bir tane karnabaharın baş kısmını bıçak yardımı ile çekip çıkartalım. Şu baş kısmını alıyoruz. Sonradan kenar saplardan bıçakla keserek tane tane çıkartıyoruz karnabaharımızı. Sonrasında da arkadaşlar karnabaharımızı böyle küçük parçalara bölelim. Bir güzel yıkayalım. Bir yandan da tarifin lezzetinden sizlere bahsetmek istiyorum. Büyük kızım, normalde benim çocuklarım sebze yemiyor. Siz de görüyorsunuz zaten çok fazla sebze yemeği yapan bir kişi değilim. Çünkü evde yemeyen olunca bu sefer bütün tarifi ben yemek zorunda kalıyorum ve kilo alıyorum. O yüzden tabii diyeceksiniz ki sebze şimdi kilo aldırmaz ama arkadaşlar ben yağlı yapıyorum. Yani çok fazla böyle diyetlik yemekler yapmıyorum. Ama bu tarifimiz genel anlamda biraz diyetlik oldu. Çok fazla yağ kullanmadım. Siz de ileriki dakikalarda göreceksiniz bunu. Benim büyük kızım bu tarifi çok beğendi. Normalde sebze yemeyen bir çocuk. Ama anneciğim bu dedi çok lezzetli bir yemek olmuş dedi. Yedi bir borcamı. Bir tabak ben yedim. Misafirim vardı, fazla abartmak istemedim. Kızım iki tabak yedi. Çok da beğendi. O yüzden gerçekten lezzetine doyum olmayan harika bir yemek olmuş oldu. Artık kızım yediği için ben de bu tarifi devamlı yapabilirim. Evet. Nerede kaldık? Hemen gördüğünüz gibi ufak parçalara karnabaharımızı böldük, yıkadık. Sonra tenceremize koyalım. Üzerine geçecek kadar su dolduralım. Bir tatlı kaşığı tuz atalım arkadaşlar ve haşlanmaya bırakalım. Çok fazla haşlamıyoruz. Çünkü yemeğimiz fırında da pişecek. O yüzden böyle kaynayınca bir 5 dakika kaynadım, geri çekelim. Hatta 5 dakika da sürmesine gerek yok. Beşamel sos için hemen tenceremize tereyağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Sonra 1 yemek kaşığı kadar un. Güzelce kavuruyoruz. Daha sonra sütümüzü ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ve beşamel sosumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Beşamel sosumuz da kaynadı. Şimdi bir sonraki işleme geçelim. Haşladığımız ve süzdürdüğümüz karnabaharlarımızı borcama dizelim. Elimizle de şöyle bir düzleyelim. Üzerine beşamel sosumuzu döküyoruz. Fırınımıza veriyoruz arkadaşlar. Böyle bir 15-20 dakika fırında üzeri biraz kızarmalı. Güzelce bir çekmeli beşamel sosunu. Daha sonra çıkartıyoruz fırından sıcak sıcak üzerine. Kaşar peynir rendesi serpiştiriyoruz ve tekrar fırına sürüyoruz. Fırınımızın ayarı son ayarda olsun. Fırına sürdükten sonra üzeri iyice kızarana kadar arkadaşlar fırında durması lazım. İyice kızarsın. Tabii çok fazla yakmaya gerek yok. Sadece peynirler erisin ve o kızarıklık olsun, yani pişsin. Daha sonra fırında karnabahar graten tarifimizi çıkaralım. Sıcak sıcak servis tabağına aktarıp afiyetle tüketelim. İnanın biz çok beğendik. Kızım ve ben yedim. Çünkü benim eşim sebze yemiyor. Diğer çocuklarım da yemiyor maalesef. Onlara mercimek çorbası yapmıştım. Kızım ve ben bir güzel afiyetle yedik. Çok beğendim. İyi ki de yapmışım bu tarifi. İnanın sizler de yapınca hiç pişman olmayacaksınız. Evet, bu muhteşem tarifi yapınca lütfen yorum yazın. O güzel yorumlarınızı merakla bekliyorum. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.